Nereden bileyim cebine nasıl girdi telefon numaram? Rica edin. Size de. Kimdi o? Yanlış numara. Ne oldu? Bir şey çıkmadı telefondan. Tanımıyorlarmış. Garibanın biri yani. Yazık ya. İpek. Aç şu kapıyı İpek. Müge. Evet benim. Allah aşkına ne diye kapattın kendini buraya? Aklın çıktı sana bir şey oldu diye. Alo Nihan, benim abicim. Bana bak, şimdi Cenk'in evine git, tamam mı sen? Yavrum soru sorma ya, geliyorum ben de, geliyorum. Uzaktayım şimdi biraz, tamam geliyorum. Git sen Cenk'e. Tamam güzel. Senin ne işin var burada? Abim söyledi. Çok kötü görünüyorsun, ne oldu sana? Yavaş. Yok bir şey. Belli bir şey olmadı. Çocuk değilim ben ha? Başınızı belaya soktunuz değil mi? Kim yaptı bunu sana? Dur, elleme. Elleme, ben sıcak su getireyim, kanı temizleyelim. Sen kıpırdama, tamam. Durumu nasıl? Yarası çok büyük değil. Biraz fazla kan kaybetmiş. Ama henüz kendinde değil. Ne gerekiyorsa yapılsın. Hastane masraflarını ben karşılayacağım. Yalnız bu meseleyi hasta bilmesin, olmaz mı? Aramızda kalsın doktor bey. Nasıl istersiniz. Teşekkür. İyi günler efendim. Vay anasın abi ya. İtoğlu itlere bak. Kaç kişi yaptı lan bunu böyle? Sen bir kahve yap bakayım. Yürü. Olur. Abicim bunu hemen yarın Ahmet abi bildiriyoruz. Tamam mı? Ben o tüysüz denilen herifim var ya. Bunun hesabı sorulacak. Alo. Ben hastaneden arıyorum. Polis memuru Cemil. Gece bıçaklanan kadınla ilgili aramıştın da. Raporu tamamlayacağız. Bir iki bilgiye ihtiyacım var. Hangi kadın? Ne raporu anlayamadım. Hangi kadın mı? Dün arkadaşlarım aramış olmadı. Cebinden bu numara çıkmıştı. Adı Cemile Ergün. Cemile Ergün mü? Hı. Hapı yuttuk. Bu tarafımı koymuşlar. Bak Müge. Yılmaz ölmemiş, yaralıymış. Allah'ım çok şükür. Mikrop. Hep onun yüzünden geldi bunlar başımıza zaten. Neyse. Kaldıralım şimdi bunu. Metin görmesin. Bir de ona derdimizi anlatmayalım. Bir yerde hata yaptık ama nerede? Ama ne dedi şimdi Elvan? Yalan mı? Bak geçen gün kendin söyledin. Bu Refik Bey 15 yıl önce küçücük bir nakliyat şirketinin patronuymuş diye. Yıldırım Nakliyat. Oldu şimdi Yıldırım Holding. Cemil abla. Cemil abla hadi aç gözünü, bak ben geldim. Hadi. Demet. Soruşturmayı kim yürütecekmiş, belli oldu mu? Büyük bir ihtimalle ben yürüteceğim. Ne, sen mi? Aktif göreve dönmek için dilekçemi verdim. Ekamille de konuştum, kabul etti. Peki nasıl oldu bu iş? Bu kadarını bana borçlu Kamil. 15 yıldır arşivde tutuyorlar beni. Bir kere bile sesimi çıkarmadım. Artık zamanı gelmişti. Çok iyi ya. Ama bir şartı var Kamil'im. Neymiş o? Sen bu soruşturmadan uzak duracaksın. Bir dakika. Oldu mu şimdi bu iş yani? Ama söz verdim arkadaşım. İstemiyorsan bir başkasını bulsunlar benim yerime. Tamam. Merak etme. Bu sefer her şeyi doğru yapacağız. O baş belası ortada dolanırken nasıl kapanacak bu iş? Siz hiç merak etmeyin Refik Bey. Ben icabına bakarım. 15 yıl önce baktığım gibi mi? Baştan konuşalım da Müge. Bazen iş bire kadar uzar. Temizlik falan. Bir sorun çıkmaz değil mi? Ne sorun çıkacak oğlum? Tamam. Bugün 4'te başla. Tamam. Anlaştık. Ben ne olacağım? Aslında bir kişiye ihtiyaç var ama şefle konuşursan da bir şeyler ayarlarız. Bak ben sana söyleyeyim. Arasındaki fark birinin silah eline alıp tetiği çekebilmesi, diğerinin çaresizce ölümü beklemesi. Çek olan o tetiği. Aynı fikirde. Aa! Şimdi
Size bir doktor da gerekir. Ulan tüzsüzün itleri. Bundan sonra sahibinizin namını, lakabını kendine yakışır şekilde koyun, tamam mı? Dur hele. Akrabaların falan seni almaya gelmeyecek mi? Varsa telefonları gel ara içeriden. Kimsem yok benim. Nereye gideceksin o zaman? Bakarım başımın çaresine. Bir iş bulsam gerisi kolay. Belli ki ne gidecek yerin var senin ne de paran. Bir iş var ama ağır biraz. Sıkma artık canını. Sen doğru olanı yaptın. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Sen hastanede kalsaydın baban gelir orayı başımıza yıkardı. Yani vallahi. İyi günler Servet abla. Hop 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 hop. Sen nereye gidiyorsun bakayım? Bu ne hal böyle? Kavga mı ettin? Yoksa dayak mı yedin? Ne dayak yemesi anne ya? Maç yaptık sadece. Yazıyorsun herhalde. Hop dur bakalım. Dur küçük bey. Ne bu hal böyle? Nasıl maç yapmakmış bu böyle? Abartma anne ya. İşine bak sen. Ben eve gidiyorum. Çok dersim var. Bir dakika. Aa, iyice asileştin sen. Nerede kaldın ya? Sabahtan beri yolunuzu gözlüyorum. Gelemediniz bir türlü. Niye yolumuzu gözlüyorsun Zeliha? Allah Allah. Aman bir de soruyorsun niye diye. O deli kadını görmeye gitmişsiniz hastaneye. Ay ne zaman yatmış bu kadın hastaneye? Nasıl yaralanmış öğrenebildiniz mi? Ay yoksa bu kadın birine mi saldırmış? Peki sen altınlarını sordun mu? Ne yapayım? Demet de seni giderken görmüş. Söylemek zorunda kaldım. Ay meraktan çatlatmasana insanı. Servet anlatsana ne oldu? Ben de merak ediyorum, anlatsana. Dayanır diyorsun ha? Bakma öyle göründüğüne. Gücü kuvveti yerinde. Eskiden mahkummuş. Kimi kimsesi de yok. Hı? Ekstra işleri patronun ruhu bile duymadan geceleri yaptırırsın buna. Hiç sesini çıkarmaz. Nereden biliyorsun? Sen bana güven. Ha, kalacak yeri de yokmuş. Şurada bir şilte göster. Boğaz topluğuna çalıştır. Ne? Bedava kadın getirdim sana. Beni de görürsün artık. Heh. Al bakalım şunu Şefik. Hı. Bana bak. Dayanamazsa parayı geri alırım ha. Tamam mı Şefik? 70 derim, 30'unu ben alırım. Ben orasına karışmam kardeşim. Ne yaparsan yap. Hı hı. Tamam. Tamamdır bacım. Allah razı olsun. Bu iyiliğini nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Haftadan haftaya alacaksın parayı. 40 lira verecek, tamam mı? Tamam. Hem kalacak yer meselesini de hallettim. Burada yatacaksın. İçeriden önlük al. İşe başla kızım, tamam mı? Ne yaptın bugün, evde miydin? Hastaneye Cemile ablanın yanına gittim. Hastaneye mi gittin? Niye bana yalan söyledin baba? Dün gece hastaneden aramışlar. Niye yanlış numara dedin? Hadi bana söylemek istemedin. Sen gidebilirdin. Tanımadığımız birine telefonumuzu veriyorsun. Şimdi de benden hesap mı soruyorsun? Hesap sormuyorum baba. Duyarsızlığının nedenini anlamaya çalışıyorum. Kadıncağızın durumu çok kötü. Serseriler kızını bulacağız demişler, para istemişler, sonra da bıçaklamışlar. Ölebilirdi de. Demet, yeter. Son kez söylüyorum. Bir daha bu evde o kadından söz edilmeyecek. Bir daha o kadınla görüşmeyeceksin. Başımıza tebelleş oldu. İlk gün kapıma dayan. İkinci gün yolumu kesti. Üçüncü gün olanlara bak. Belayı mıknatıs gibi üzerine çekiyor. Tam bir suçlu. Bir defa suça bulaştın mı, ikinci kez işleme olasılığın daha yüksek. Bir kez olsun Savcı Kemal gibi değil de babam gibi konuş benimle. Unutma, sen benim babamsın. Demet. Demet. Hep Servet'in başının altından çıkıyor bu işler. Hastaneye Demet'le birlikte gitmişler. Uy. Kadının Kemal abiden de korkusu yok ha. Altınlarımı sormaya gittim diyor ama tek başına da gidebilirdi pekala. Sen niye Demet'i peşine takıyorsun ya?
Düşüncesiz işte. Anca süsü püsü bilir o. Aman yakıştırabilse bari. Zevksiz. Sen beni yine dinlemiyorsun İbrahim. Hı? Daldın derinlere. Neler düşünüyorsun? Niye çocuğumuz yok Zeliha? Nereden çıktı bu şimdi? Bizim niye çocuğumuz yok? Şey... Yani... Konuşmuştuk bunu İbrahim. Sen de kabul etmiştin. Doğru. Birbirimize vakit ayıralım. Kendi hayatımızı yaşayalım demiştim. Sayende ne hayat yaşadık ama. Benim sayemde mi? Şimdi beni konuşturma İbrahim. Asıl senin yüzünden hayatım zehir oldu ya. Biz evlendiğimizden beri kaç kere baş başa kalabildik? Şu ablan hep burnumuzun dibinde. Belki de stresten olmuyor çocuğum, ne belli? Yine ablama öne sürme. Sürerim efendim. Hem 3 kuruşluk polis maaşıyla nasıl bakacaktık o çocuğa? Ben bir yolunu bulurdum. Sen doğursaydın. Karnını doyurmakla iş bitse iyi. Bak Kemal abi nasıl uğraştırıyor Demet. Keşke bizim de olsaydı da biz de uğraşsaydık Zeliha. Oldu. Kapat şunu sesini. Oo, yayılmışım koltuğa, yaşıyorum AST durumları ha? Dikkat et, donarsın ha. İçerisi serin. Müge üşürsen yak demişti. Öyle mi matmazel? Elektrik parasını biz ödüyoruz ama. Müsaade edersen biraz da biz çıkartalım evimizin tadını. Senin kadar beceremeyiz ama... Su getir bana. Madem evimde kalıyorsun bir işe yara bari. Benimle böyle konuşamazsın. Vay. Çok korktum. Ödüm patladı. Hem sen niye geldiğin yere geri gitmiyorsun ya? Okulun yok mu senin? Bu nasıl devlet yurdu? Arayıp sormuyorlar mı seni? Sana ne? Şunun sesini biraz kısar mısın? Demin bana bağırıyordun. Kitap okuyacağım. Hadi ikile ikile. Rahatsız oluyorsan kapı şurada kızım. Duyuyor musun? Kim o? Benim. Nasılsın diye merak ettim. İyileştin mi? İyiyim. Şunlara baksana Cenk ya. Böyle güzel mavi olabilir mi? Bak. Güzelmiş. Gözlerinin rengine benziyor. 4 yolun oraya çiçekçi açılmış. Neler aldım neler baksana. Ya... Burası sıkıcı bir ev. Azıcık renklensin istiyorum ha. Bunları şöyle koyalım. Bunları da... Nihan ben bunlara bakamam. Burası bekar evi bilmiyor musun? Olsun ben bakarım. Bak sardunyanın yaprakları da kokar biliyor musun? Kokla. Annem çok güzel sardunyalar yetiştirirdi. Bak bunları da mutfağın... Balkonuna çakarsın. Şunları da. Ben de rengarenk çiçekler yetiştiririm. Çakarsın değil mi? Oho! Biz de karnımız aç, ne bileyim yemek börek getirir abisine derken sen çiçekten böcekten konuşuyorsun. Bunları da getirdim. Abi, köfte yapmıştım. Hmm.
var Nefis. Demir'le seni düşünmemize gerek yok. Bu köftelerle evde kalmazsın. Öyle mi? Ya evlenmek istemezsem? Olur mu öyle şey? Evlenirsin. Ya kimseyle evlenmek istemezsem Cenk? Öğle yemek yaparken mi? Mümkün değil. Evlenirsin ufaklık. Ben sizin başladığınızı alayım. Ulan iki dakika arabayı park edelim dedik. Bütün köfteleri bitirdiniz lan. Nihan be, bir çay koy be. Bu böyle kuru kuru gitmez. Hı hı. Gördün değil mi? Allah'ım yarabbim ya. Çocuk işte abi. Tutturdu alalım diye. Sen de sularsın artık sabah akşam. Ne bakıyorsun Kanya? Kızıyorum ama. Şuradaki kızı kolejden tanıyorum. Bir ara babasıyla ortak iş yapmıştık. Ama yanındakini çıkaramadım. Leyla değil mi o? Yakında alırız haberlerini. Sosyetenin gözde güzellerinden Leyla ve... Şişt, duyacaklar. Hem sana ne? Bak bir gün takışacaksın birileriyle, bu yüzden haberin olsun. Benimle kim takışabilir ki? Yakışıklıyım, çok zenginim. Koskoca bir mirasın tek varisiyim. Üstelik bekarım da. Hop dur bakalım orada. Bekar falan değilsin. Senin şu saçının tek bir teline var ya, İşte ona dünyaları değişmem. Kim bunlar? Ben seni sevmişim bir kere. Başkasını görür mü gözüm? Çok arabesksin Kaan ya. Sen de annemleşme ama. Refik, şekerim. Amerikan kolejlerinde okuttuk. İngiltere'lere, İsviçre'lere yolladık. Yine aynı, yine aynı. Haksız da sayılmaz. Ya, bence annemler benim romanlardan falan evlat edindiler. Ya, bu saatten sonra da gururlarına dokunuyor, söyleyemiyorlar. Ya... Elvan, hadi gidelim. Şöyle daha sıcak samimi bir yerler bulalım kendimize. Daha yemeğimizi bitirmedik Kaan ya. Bak, şuradaki iplik kralının kızı 2 saattir beni kesiyor, haberiniz yok Elvan Hanım. Kalkın gidelim yoksa karışmam. Ben gidiyorum. Elimdeki işler bitmeden yatmazsın. Tamam mı? Tamam. Bu ne? Nereden geldi bu kan? Ufak bir yara. Yıkarım geçer, kalmaz leke. Senin yaran mı var? Hanım, yaran kanıyor ya. Önemli değil. Bu durumda sizi çalıştıramam. Başıma dert mi olacaksınız benim? Bırakın, bırakın. Ne olur. Bırakın çalışayım. Bu işe çok ihtiyacım var. Ufak bir yara. Bakın. Gücüm kuvvetim yerinde. Bakın. Taşıyorum. İyi akşamlar Rıfat Bey. İyi akşamlar. Peki. Ortalık sakinleşince arkadaki torbaları çek buraya. Bütün makinaları doldur. Yıkayıp kurutma biter bitmez hepsini katlayıp kaldıracaksın. Sonra torbaları yine oraya sakla. Tamam, yaparım hepsini. Başka? Yok bir şey. Ben 3 saat sonra gelip çamaşırları oradan alacağım. Oldu mu? İşler bitmiş olsun. Tamam, biter. Merak etmeyin. Hadi. Memnunmuş. Taktığın şeye bak Allah aşkına. Azela'yı bilmezmişsin gibi. Ya yıllardır aynı şeyi söyler durur. Hem kardeşin nevi orası. Tabii kalacaksın. Ona da hak vermek lazım. Kim ister görümcesini yanında? Canım gelirken bilmiyor muydu? Ayıla bayıla evlendi İbrahim'le.
Anne gömleğim nerede? Ay makinede. Yıkamıştım, asmayı unuttum Memnur. Öf ya, yarın ne giyeceğim anne ben okula? Öf deme anneye. Kirletirken düşünseydin. Hem zaten sen hesap da vermedin. Kavga etmediysen nasıl kirlendi o gömlek öyle? Hadi anne ya. Ne oldu Servet? Hortlak görmüş gibisin. Altınları? Neymiş bakalım senin şu asistanının getireceği bulduğu önemli şey? Ben de bilmiyorum. Telefonda sesi çok heyecanlıydı. Yüz yüze görüşmek istedi. Birazdan gelir. Senin aklın başka bir yerde biliyorum. Ama boşuna sıkıntı yapıyorsun Kemal. O kadından kimseye zarar gelmez. Bugün görmeye gittim. Çocuklarının derdine düşmüş. Zavallı bir kadın işte. Demet de öyle söylüyor. Ya bu kadının davası neydi? Hatırlıyor musun? Ne anlattıkları, ne yüzü. Hiç tanıdık gelmiyor. Üstelik bana iyi bir ders verdi biliyor musun? Ne olduğunu sorma ama. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Getirdin mi dosyayı? Neymiş bakalım bulduğun önemli şey? Olga Kirilova'nın bir kardeşi varmış hocam. Tatyana Kirilova. Peki neredeymiş bu kadın? Ölmüş, öldürülmüş. Hem de Olga ile aynı tarihlerde. Ne diyorsun? Evet. Devam et. Kadının Halil adında Türk bir sevgilisi varmış. Adamın karısı öldürmüş ikisini de. Kadının adı da... Cemile Ergün. Kim? Kim? Cemile Ergün. İyi değil bunun durumu. Yukarı hastaneye çıkarsak. Gel buraya. Aptal konuşma. Yaralı kadını bela ettin başımıza. Ölürse üstümüze kalır. İkimiz de işten oluruz. Ne kadar erken kurtulursak o kadar iyi. Hadi al şu parayı. Nereye götürürsen götür, tamam mı? Ben gidiyorum. Arada bir üzüleniyorsun ya, dalıp gidiyorsun böyle. Neler düşünüyorsun o anda? Hiç. Seni okulda ilk gördüğümde de o hüzünlerden biri vardı üstünde. Kazağının sarısıyla örtüşen. Hani çok değerli tablolar vardır ya, İnci Küpeli Kız mesela. Onun gibi. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi? Bazen sokak çocuğu gibi oluyorsun. Bazen böyle romantik, duygusal. Bilmem. Tek bildiğim seni çok sevdiğim. Teşekkür ederim. Yok. Ne bir telefon, ne bir adres, hiçbir şey yok. Bakar mısın? Dur bir dakika. Dursana. Hatırlamadın mı beni? Bir hasta vardı. Şu bıçaklanan kadın. İlgilenmeni istemişti. Hatırladım. Çıktı o hasta. Nereye gitti? Haberin var mı? Nereden bileyim beyim? Hastane burası. Gelip gidenin haddi hesabı belli değil. Yalan söylüyorsun. Bana bak. Ben polisim. Adamı gözünden tanırım. Kadının nerede olduğunu söyle. Konuşmayacak mısın? Thank you.
Cemile Hanım. Ateşi çok yüksek. Durumu hiç iyi değil Kemal. Bu kadını bu halde nasıl bırakırsınız? Hiç insanlık yok mu sizde? Vallahi benim suçum yok beyim. Anlattım ya, kendi istediği işi. Çok çalıştırmış şerefsiz. Konuşacak zaman değil Kemal. Hadi, hadi tut da kaldıralım. Söylemiştim ama. Cemile abla böyle bir şey yapmaz demiştim. Bak nasıl çıktı her şey ortaya. Çıktı çıkmasına da. Hastanede kadıncağıza çok ağır laflar ettim Demet. Bizden uzak dur. Bir daha bu mahalleye gelme demiş. Servet abla nasıl dersin bunu? Nereden bilirdim? Ay yarın sabah erkenden yanına gidelim. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamam. Affeder mi acaba beni? Ben bakarım. Anne, Cemile teyzeyi getirdiler. Aa, aa. Cemile abla. Şöyle geçin. Uyanıyor. Cemile abla. Allah'ım çok şükür kendine geliyor. Cemile abla iyi misin? İyi iyi. Ateşim ateşi kalmamış. Cemile bir şeyler söyle. Neredeyim ben? Servet ablanın evindesin. Götürün beni buradan. Dur. Demet yer demek. Olmaz kalkamazsın çok güçsüzsün. Kalmam kalamam. Cemile. Cemile Allah aşkına yapma böyle. Affetmedi. Altınlarımı çaldın dedim. Günahını aldım. Kalbini kırdım biliyorum. Servet abla çok üzüldü gerçekten. Cemile. İstersen hiç yüzüme bakma. Ne desen ne yapsan haklısın. Ama buradan gitmene izin verme. Biz seni çok sevdik. Bundan sonra bir bacı, bir arkadaş bil bizi. Tamam mı? Çorba getireyim sana. Nasıl buldunuz beni? Ben bulmadım, babam getirdi. Baban mı? Hı. Daha konuşma fırsatımız olmadı gerçi ama. Dün gece biraz tartışmıştık. Sonra seni görmek istedi herhalde. Sen çamaşırhanede fenalaşmışsın. Korkmuşlar, bir otele bırakmışlar. Babamlar da orada bulmuş seni. Allah korusun. Ya yetişmeseydik? Doktor iğne yaptı. Ateşin düştü. İlaçlarını da aldık. Ay gitme de diyemiyorum ki. Bilseydik Demet'e kal derdik. Memnuş da yok. Taksiyle git, taksiyle gel bari. Ya dönmüşse yurda? Gitmem lazım. İşim biter bitmez çabuk dön. Ben lokanta doldurum. Tamam. Kendini fazla yorma ha. Aa, Kemal abi hoş geldin. Ay Demet de şimdi çıktı. Öyle mi? Ben aslında Cemile Hanım sormaya gelmiştim. Ha, ay tabii tabii. Geçin buyurun. Kusura bakma. Geçmiş olsun Cemile Hanım. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Beni siz getirmişsiniz. Ne diyeyim? Allah razı olsun. Kemal abi bir kahve yapayım mı sana? İyi olur Servet. Tabii. Cemile Hanım. Gerek yok. Kalıcı değilim. Yarın gidiyorum. Bir daha da rahatsız etmem sizi. Yok, onu söylemek istemedim. Buyurun oturun. Ben aslında bir soruşturmayla ilgili yardımına ihtiyacım var. Efendim? Üzerinde çalıştığımız bir davayla ilgili olayda adın geçiyor. Olay mı? Ben hiçbir şey yapmadım ki. Eskilerden. Kocanı ve sevgilisini öldürmenden söz ediyorum. O cinayetle ilgili vereceğin cevaplar benim için çok önemli. Çok mu önemli? 15 yıl önce dinlemedin beni. Şimdi mi dinleyeceksin?
Vereceğin cevaplar geçmişte başka bir olayla ilgili benim çok işime yarayabilir. Sen beni buraya bunun için mi getirdin? Konuşurum da işine yararım diye ha? Bak Cemile Hanım. Tamam. Önce sizi konuşmak için aramıştım. Sonra sizi orada öyle görünce... Hasta bir insana sırtını dönüp gidecek biri değilim ben. O zaman dedim ben diyeceğimi. Yalvardım. Ben suçsuzum dedim. Dönüp de bu kadın ne diyor, niye feryat ediyor demedin. Bunca yılın hesabını vereceksin önce. Ondan sonra ne istiyorsan sor. Herkes yaptıklarının bedelini ödüyor. Sen ödedin, ben de ödedim. Üstelik senin arayacak çocukların var. En azından hayattalar. Benim kayıplarıma gelince... bir daha asla geri dönmeyecekler. Şimdi soracaklarıma cevap vermek istiyorum. Benim sana anlatacak bir şeyim yok. Bir gelişme olursa ben sizi haberdar ederim Cemile Hanım. Sağ ol. İpek'i tanıyor musunuz? Hangi İpek'i soruyorsunuz? İpek Ergün. Yok Arsel'le. Hani ha, Müge'yle... Tamam. Tanıyoruz tabii. Siz neyi oluyorsunuz İpek'in? Annesiyim. Annesi mi? Hmm. Ay, onu aramak için ta buraya mı geldiniz? Dönmüştür belki dedim ama dönmemiş. Annesi olduğunu bilmiyorduk. İpek hiç bahsetmemişti sizden. Gelemedim. Başka yerdeydim. Hep de böyle söylersiniz. Ya kızlar, hani Müge birinden bahsediyordu ya, hamburgercide çalışan çocuk. Neydi onun adı? Ha, Metin. Heh. Gayrettepe'deydi yeri herhalde. Bir pazar günü gezmiştik. Bence siz bir oraya sorun. Metin dedin değil mi? Hı. Bir daha anlat hadi yavrum. Gayrettepe'deydi yeri. Hani... Burada mı yiyeceğiz? Evet. İstanbul'un en nefis sarması burada yapılıyor. Nereden buluyorsun böyle yerleri Kaan ya? Benim işim bu sevgilim. Lezzet avcılığı. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Hoş bulduk. Nereye? Bu dosyayı okula bırakıp geleyim. İyi. Çocuklar, Metin hanginiz? Metin! Metin sen misin? Benim. Niye soruyorsunuz? Müge'yi tanıyor musun sen? Yurttan öyle söylediler. Yanlış söylemişler. Ben tanımıyorum o kızları. Tanımıyor musun? Burayı tarif ettiler. Bak, ben onun annesiyim. Onu mutlaka bulmam lazım. Bir şey biliyorsan söyle oğlum. Bilmiyorum. Bilsem niye söylemeyeyim? Belki yanlış adres vermişlerdir. Şimdi müsaade ederseniz işim var. Selam, ne haber? İyidir. Erken geldin. Dolaştık biraz İpek'le. İşimiz erken bitti. Sen çıkıyor musun? Şimdi çıkıyorum. O zaman İpek'i de alsana yanına. Beraber gidersiniz eve. Tamam. Ha, az önce bir kadın geldi, sizi sordu. Nasıl bir kadın? Annemmiş. Öyle söyledi. Biraz önce çıktı. Koşarsan yetişirsin. Şeytan görsün bizi. Afiyet olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Hangisinden başlasak acaba? Ay aile misin kanım? Ye işte.
Tadına bak bakalım. Dediğim kadar yok muymuş? Ben biliyorum bu işi ya. Cemil'i ne yaptı acaba Servet? Ay sorma Memnuş. Benim de aklım fikrim onda. Ya kız dönmezse? Afiyet olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Çay içer misiniz? Teşekkürler, kalkıyoruz biz. Peki. Yok canım, birer çay alırız. Hesabı da alalım lütfen. Tabii. Memnuş, iki çay koyar mısın? Tatlı da yiyecek misin? Aa, Cemile. Aa. Hoş geldin. Ne oldu? İpek'ten bir haber var mı? Yok. Dönmemiş İpek. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Bakıyorum babamla aranızda su sızmıyor. Buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Bugüne kadar nerede kalıyor bu yavrucak? Peki nerede olduğunu bilen var mı? Ama. Senin karnın açtır. Hadi bir şeyler getireyim de. Yok. Canım hiçbir şey istemiyor. Olur mu öyle canım istemiyor falan? Zaten yataktan yeni kalktın. Hadi. 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 Tamam anneciğim, tamam. Otur bir şeyler getireyim sana. Tamam. Tamam yavrum. Uykusu geldi. Kıyamam ben sana. Ne dersin? Kucağıma alabilir miyim? Tabii. Ağlamayan çocuk olmasın. Ben bulurum sana yani. Nerede? Neni neni nesi var? Uzaklarda babası var. Neni yavrum da neni. Elvan? Elvan? O. Annem de. Hayır, imkansız bu. Hayatım, iyi misin? Yüzüm bembeyaz olmuş. Daraldım içeride. Hava sızdı. Gidelim mi? Tabii canım, gidelim. Ne güzel söylediniz. Hemen uyudu. Çok teşekkür ederim. Cemile. Hadi gel. Çorban hazır. Teşekkür ederim. Böyle bir duruyor onlar ya. Bırak. Adem ne yapıyor? Eyvallah abi, siz ne yapıyorsunuz? Ahmet abi içeride, içeride mi? İçeride. Hadi yürü bakalım. Buyur Ahmet abi, bize emretmişsin. Ulan bir iş verdik, elinize yüzünüze bulaştırdınız be. Damboculuk oynamayın demedim mi size? Başınız büyük belada, haberiniz olsun. Baba ne yapacaktık? Adamın ağzını yüzünü dağıttılar, sessiz mi kalsaydık? Bu alemde yaşamak istiyorsan bazı şeyleri sineye çekmeyi bileceksin. Çekmezsek ne olur? Bak oğlum, bu alemde kurtla kuzu aynı gemide. Bu gemiyi yöneten bir kaptan var. Tıpkı bu alemdeki babalar gibi. Bunlar Şam babasına, İskele babasına benzemez. Sahici babalar. Essah! Bu essah babalara karşı gelirse de bu gemiden bizi atarlar. Ayıp olmadı mı şimdi biraz? Senin bizim arkamızda olman gerekmiyor muydu? Debir. Gidip adama gözdağı verin dedim. Topuğuna kurşun sıkın demedim. Bir de kürk giydirmişsin herife. Sen kim oluyorsun ya? Bunu yanına bırakır mı tüysüz? Onun çamurun adamı olduğunu bilmiyor musunuz?
Sizin yüzünüzden üstüme çamur sıçratamam ben. Bir daha bu kapıdan içeri girmeyeceksiniz. Merak etme, girmeyiz. Ulan herife bak ya, anında sattı lan bizi. Bunca zaman saydık abi dedik herife. Şerefsizin önünde gideniymiş lan meğer. Anlaşılan tüysüzü kaşımamız babaların hoşuna gitmemiş. Vallahi hiç bilmiyorum. Keyifleri bilir. Bundan sonra yapacağımız şey belli abicim. Arkamızı kollayacağız. Demir, ateş olsalar düştükleri yere yakarlar. Bırak, konuşturma beni. Bilmem abicim. Cenk, ben buradan kaçıyorum abi. Nereye? Tuğçe'yle ufak bir işim var. Tamam. Akşam geliyorsun değil mi Nihan'ın doğum gününe? Atlama. Tamam, tamam. Kendine de dikkat et. Sen de. Güle güle bebeğim. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Yine bekleriz. Teşekkürler, sağ olun. İpeği benden ayırdıklarında bundan biraz daha büyüktü yavrum. Göreceksin bak. Her şey düzelecek. Çocuklarını bulacaksın. Sağ olun. Ama artık benim kendime bir düzen kurmam lazım. Çıktığımdan beri oradan oraya savruldum. Bir iş bulmam, bir ev tutmam lazım. Ne iş gelir senin elinden Cemile? Dikiş bilirim. Hapse girmeden önce konfeksiyon atölyesinde çalışıyordum. Kimse elime su dökemezdi. Tamam işte. İstanbul'un her yeri konfeksiyon atölyesi anacığım. Aa, 15 yılda tekstil aldı başını gitti. Tekstil firmaları batıyor demiyorlar mıydı televizyonda Servet? Lan sen ne bakıyorsun onlara Allah aşkına? Yüzlerce atölye var şehirde. Doğru. Birinden birinde mutlaka Cemile'ye göre bir iş vardır canım. Aslında ben çok iyiyimdir bütkide. 15'inde tuttum makineyi. Öyle benim diyen usta elime su dökemezdi. İşte bak, elinde gül gibi mesleğim var. Sonra çocuklarına da kavuşursun. Sen o gün Kemal abiyle ne konuştunuz benim evde? O da mı arayacakmış çocuklarını? Bilmiyorum. Hiçbir şey konuşmadık. Nereye? Eski çalıştığım yere gideceğim. Belki tanıdık birine rastlarım. Ne acelen var Cemile? Bir iki gün dinlenseydin. Gördün işte ev bomboş. Tunç'la ben. Üçümüz yaşar gideriz. Sağ olun. İkinizden de Allah razı olsun. Siz olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Ama yavrularımı bulduğumda başlarını sokabileceğim bir evim olsun istiyorum. Böyle her birinin yatağı yorganı, yumuşacık yastıkları. İnşallah Cemile, inşallah. Geç kalma bak, çok merak ederiz. Al şunu, al Allah aşkına. Bak gücenirim. İşe girince ödersin.